Ya biraz doğruluk payı var mı ya bu işin be? Külliyata direkt hücum etmiyor mu? Münafıkla anlaşılır. Kardeşim, istediğin gibi konuşturabiliyorsun. Şu cinayete bak. Bak. Ne? Sen gidecek yerin yok ya. Ha, doğru, tamam. Ama bu dersleri bilen adamsın. Kardeşlerini çabucak ve ucuza terk etme. Direkt Kur'an'a hücum etmiyor. Bu dedi kırıyor. Affetsin beni. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Allah gecemizi mübarek eylesin. İftira ve gıybet. Çok ilginç. Şöyle size göstereyim hukuk-u İslamiye. Şu ise size gösteriyorum. Bu da şu mektup var ya Barla'da. Şu. Şu mektubun başında Ustad Gayrimünteşir Osmanlıcası var. Latincesi yok. Ben çevirmişim. Osmancayı Latinceye çevirdim. Bu sizin Barla'da yok. Gördünüz mü? Gördünüz. Okuyorum. Sonra eyvah diye iş işten geçtikten sonra başını saçını yolma. Bunları bil. Bunu duyduktan sonra bu tuzağa düşmeyeceğiz. Bilmiyorum yoktur. Bu saatten sonra olmayacak. Nedir o? 22. mektubun hatimesindeki bahse bir zeyildir. Mektubatın zeyli. E yuhibbu ehadukum en ye'kule lahme ahi meyta. Şimdi bunu mektubat bu ayeti almış. 275. sayfada ondan sonra gıybet hakkında tam şu orada almış manasını okuyorum. 49. surenin 12. ayeti hiçbiriniz ölü olan kardeşinin etini yemek istemez. İster mi? Gıybet şu ayetin kat'i hükmüyle nazar Kur'an'da gayet menfur ve ehli gıybet gayet fena ve alçaktırlar. Yuhibbu ehadukum en ye'kule lahme ahi meyta. Ölü kardeşinin etini mezardan çıkarıp yer misin? Tabir değil böyle. O zaman gıybet Kur'an'ın nazarında nefret edilmiştir. Ehli gıybet ise gıybet eden insan insanların en alçakları ve en fenalarıdırlar. Öyle geçiyor. Kur'an'da gayet menfur ve ehli gıybet gayet fena ve alçaktırlar. Gıybette olduğu gibi her şeyde de ifrat tefrit var. Mertebesi de var. Hadi bakalım Barla'da Mubikat-i Seba'yı söyleyecek var mı? 7 tane kebairi. Hadi bakalım Mubikat-i Seba. Sayfayı söyleyin bana. Kaç lira abiler? Abi 335. 35 mi 38 mi? 335 abi. Tamam. 52 tane kebair var. Onlar 7'ye toplanmış. Onları okuyorum. Katl, zina, şarap, hukuku valideyn, yani kat-i silah-i rahim, kumar, yalancı şahadetlik, dine zarar verecek bidalara taraftar olmak. Bu zina ithamı, bu saymış olduğumu 7'den beterdir. Çünkü günah-ı kebair'in en şeni bu iftira, yani zinanın bu iftira bölümüdür. Niye söyleyecek? Şeni bir günah-ı kebair, niyetlerini okuyacağım. Şu dedim ya, şu gayrimünteşir. Şu yaprak var ya, şaprak. Orada Ustad yayınlamamış. Oraya kırmızı iş yapmış. Vakti değil diyor, yayınlamayın. Vakti gelince ehli meşvet edip yayınlayacak. Anladın mı? Osmanlıcadan şey. Niyesini okuyacağım oradan da ondan. Diyeceksiniz vay. Kardeşler, zina kendisiyle alakalı. Kumar kendisiyle alakalı. Bu öyle bir şey ki iftira. Onun için her şeyi yıkıyor. Karşıyı da yıkıyor. En şeni bir günah-ı kebair. En şeni, en büyük günah-ı kebair, en zalimane bir cinayet, hayat içtimaiyeyi ehli imanı zehirlendirir bir hiyanet, Müslümanların cemiyet hayatına hiyanet, mesut bir aile hayatını mahveden bir gadr'dır. Katliam yapıyor. Vallahi yemin ederim ki öldürülmeyi, şehit olmayı razı olurum, iftiraya razı olamaz. Çok ağır. Mesela diyelim sen öldürülmek mi, şehit olmak mı öyle, suikastla mı ölmek istedin? İftira ile. Sen mesela sen
günah yaparsın ama bu iftira şeyle alakası da değil. Yani seni de aşıyor, karşıya duman ediyor. El mesut aile hayatını, bahtiyar bir insanın içsel yapısını, hele hele bu gayrimüteşhirde okuyacağım, neleri tahrip ediyor. Evet, Süreyi Nur bu hakikati o kadar şiddetle göstermiş ki vicdan sahibini titretiyor. Kimi? Ya yoksa bunu yapar. Vicdanı varsa ve tüyleri ürperttiriyor. Levla izsemutumuhu kuntuma yekunu lana enne tekelleme bihaza subhanek. Subhaneke haza buhtanun azim. De ki, ferman ediyor ve diyor ki, gözüyle görmüş, dört şahidi gösteremeyen merdudu şahadettir. Tamam, reddedilir. Orada kalmaz, bırakma diyor onu. Yani şahadetini nikahta, ticarette, mahkemede, herhangi bir şeyde şahitliği var ya, şahit olmak, vekil olmak edilemez şer'an. Nikahta şahit olamaz, mahkemede şahit olamaz, Müslümanlar arasında vekil olamaz, olamaz da olamaz hiç. Ne zamana kadar? Ebedi. Niyesini okuyacağım. Şahadetlerini kabul etmeyiniz. Çünkü bunlar yalancıdırlar. Bu tamam. Bize bakan yönü tehlikeli okuyacağım. Bunu tamam yapmaz Müslüman ama şunu yaparız belki. Acaba böyle kazfe cesaret eden hangi adam var ki gözüyle görmüş dört şahidi gösterebilir? Kur'an-ı Hakim bu şartı koşturmakla böyle şeylerde şakkı şefe etmeyiniz, bu kapıyı kapayınız demektir. Şakkı şefe şu, Abdülkadir, ya öyle bir şey, mesela şey söylüyor, Zübeyir söylüyor, Tahir söylüyor. Ya Abdülkadir duydun mu ya? Böyle bir şey söylediler ya falanca için. Ya benimle ne alakası var duyduk yani? İşte kaz, bu şakkı şefe bu. Aynı sen de bu kategoridesin. Konuşma, bağla ağzını. Konuşan da öyle. Hazreti Peygamber'in hadisi var, Bilal Habeşi naklediyor radıyallahu anh. Her duyduğunu tahkik etmeden, her duyduğunu söylemek insana yalan olarak yeter diyor. Sen de mesela şu, öyle duyuldu. Ama kendim söylemem de. Sen şimdi geldin, Emre, buyur İsmail. Ya böyle bir şey duyduk ya. Hiç bizim adam. Konuşmayacaksın bunu da. Yani o edilenin yanında ol önemli değil. Şakkı şefe bu. Konuşma, anladın mı? Hiç bizimle alakası yok. Hüseyin Efendi, Ali Efendi ile böyle bir şey duyduk, bilmiyor musun ya? Ya ben duydum yani böylece. Duymayacaksın. Kur'an şakı şefe etmeyiniz diyor. Niye? Gayrimüteşhir okuyor. Yuhubune en teşi'el fahişe. Tehdidiyle öyleleri münafık gibi. Nasıl bir münafık? Ehl-i imanın hayat içtimaiyelerini böyle işalar ile ifsad ediyorlar, ifade ediyor. Cemiyet hayatını ve Müslümanların şahsi aile ve toplumsal hayatını yok ediyor. Nasıl yapıyor? Kime? Ve bilhassa böyle gıybet, zina, gözüyle görmüş, dört şahidi getiremeyen, işte taciz etti, tecavüz etti, zina yaptı, her mertebesini, böyle şeyleri gözüyle görmüş, dörtten şahidi göremeyen, burayı çok iyi dinleyin, bilhassa böyle gıybet, iftira, ehli namusa yapılsa ayrı, ehli haysiyet hakkında olsa, ehli haysiyet toplumda tanınmış insan. Ehli namusa yapılsa, sokakta bir Müslüman, herhangi mahallede, köyünüzde yaşayan birisine yapılsa, ayrıdır cezası. Mesela şöyle diyeyim, evlilerin zinasıyla bekarların zinası ayrıdır. Yani derece derecedir diyorum, standart değil. Bu iftira da böyle, bak. En düşüğü şu, bir Müslümandan bir Müslümanı yapmak. İkinci cina, en daha büyük şey, cezası çok büyük. Kim o? Ehli haysiyet hakkında yapsa, o da bu. En büyük kime biliyor musun? Bilhassa ehli ilim hakkında olsa, toplumun kalp ve dimanı oluşturan insanlara, yani Müslüman, onunla bağlı. Mesela şeyhtir, liderdir, abidir. Ne bileyim yani bize katkı yapan, bize inşa eden, bize yardım eden din noktasında onlara bunu yapsalar, ehli ilme yapsalar. Bilhassa akıldan hariç bir tarzda olsa, onu araştırdım ben. Ne demek akıl? Şu, öyle bir iftira yapacaksın ki buna, ona uygun olacak. Mesela deseler ki, Hasan fabrikayı soydu.
Kim inanır? Böyle yapmaz. Biraz akla yakın olacak. Mesela Hasan gayrimeşru bilmem nereye gitti. Böyle bir şey yaptı. Bir yere, kötü bir yere gitti. Gayrimeşru yaşadı. Buna da kimse inanmaz. Akıldan uzak. Ne diyecek? Biraz böyle akla yakın gibi o duracak. Akla yakın gibi duracak. Yani böyle duyanlar böyle hoplamayacak. Allah Allah he ya. Olabilir yani gibi. Bilhassa akıldan hariç bir tarzda olsa. Mesela ne o? Bir namuslu bir zat. Kendi gayet yakışıklı, her cihette mükemmel ailesine kemali itimadı olduğu halde. Hiçbir cihetle ona mukabil gelmeyen ve onun hizmetkarı hükmünde ve ona nispeten çirkin bir insan ve dünyada onların içtimaını hiçbir fıtrat ve vicdan kabul etmediği bir surette o biçare ailesini o suretle gıybet etmek. Mesela delikanlı, evli. Buradaki söylediğimi söylüyorum. İslam hukukundan da söyleyeceğim. Adam evli, çoluk çocuğu, karısı güzel. Öyle bir şeyi bu adama isnat ediyorlar ki karısıyla hiç kıyas edilmeyecek kadar çirkin, kötülüm, topal, sakat ne bileyim. Şudur bu. Olacak şey değil. Bu nevi gıybetin en şenidir. Böyle eşine gıybetin sebebi olsa olsa, yani niye bunu oluyor peki? Niye yapar? Nereden çıktığını da söylüyor. Dikkat edin. Böyle bu kadar bak gözüyle dört tane şahidi gösteremeyen bir. Ehli Müslümana yapsa, sonra ehli namusa, ehli haysiyete yapsa ayrı, ehli ilme yapsa ayrı, akıldan uzak şey yapsa ayrı. Ama kim yapar bunu ya? Yani biraz uygun olacak da Hasan fabrikayı çaldı o denilir mi? Akla uygun mu? Yani ben en ifrat şeyini gösteriyorum. Olmaz. Ne yapacak? Ne bileyim. Yani akla böyle bir şey yapacak. Ama peki bunu nasıl çıkartıyor? Kim çıkartıyor diyor bak. Kim çıkartır diyor. Ahmet çok ilginç. Bunları kaynak nedir? Çıksa çıksa diyor. İnsanın desteği ihtiyarında olmayan bir muhabbet ve vasıtasıyla yine kadınların kıskançlığından veya halüsinasyon, şizofreni vesaire bir hastaysa o kadın, habbeyi kubbe görüp, habbeyi kubbe görüp, kendi hususi dünyasında halüsinasyon görüyor, rüyasında, mesela ilk önce hayal kuruyor, sonra bak şimdi, olanır mı burada uzağın? Daha çok, onlarda daha çok şeytan musallat oluyor, çünkü Kur'an'da söylüyor, şeytanın tuzağı zayıftır diyor, keyden zayıfa, kadının tuzağı diyor, keyden azima. Yani ilk önce tafsilatında var. Hayal ediyor. Sonra o cinsten rüyalar görse, sonra kalktı dese ki bana böyle yaptı diyor. Falanca bana zina yaptı diyor. Bana sarkıntılık yaptı diyor. Bu olmamış, fıtratlı olmasa denmez bunlar. Kim, nereden çıkıyormuş diye merak ettim ben. Şuradan bak. Kendisi zaten söylüyor. Böyle eşine gıybetin sebebi olsa olsa... İnsanın desteği ihtiyarında olmayan bir muhabbet vasıtasıyla. Yani niçin yaparmış biliyor musun? Düşmanlıktan değil ha. O kadar seviyor ki onu. Abdülkadir'i o kadar seviyor ki. Eline geçiremeyince bana bir yar olmadı mı? Hiç kimse olmasın. Bat gitsin. Nasıl bunu yapar? Adam kız için intihar ediyor mu? Lan kendin için onu ortana... Onu alamadın diye ölüyor musun? Erkek de ölüyor. Kadın da diyor ki sevdiğin bana yar olmadıysa... O da yok olsun. Bunu nasıl yapıyor? Erkek nasıl intihar ediyorsa bu da böyle. Niye yapıyor bunu? Çünkü şiddetli muhabbet adavete döndüğü için. Şiddetli muhabbet adavete döner. Ay geldi diyor. Üzüme bir baktı. Çok harika üzüm. Çıkamıyor, çekemiyor da asmada ağaca sarılmış. Nasıl tatmin etti kendisini? Ekşi zaten ya diyor. Gümledi gitti. Yine kadınların kıskançlığından habbi kubbe yani şizofreni... halüsinasyon görüp habbeyi kubbe yapan başka kendi iffetini göstermekle ben ne kadar şeyim bak iffetini göstermekle başkasını itham etmek nevinden bu nevi şaiyalar meydan alıyorlar. Bu işadan tövbe etsinler bunu yapmalarında yoksa ne olur biliyor musun sen bir o adamı yaktın onu kül ettin duman ettin bak Allah ne yapacak sana. Ustad diyor ki bu işadan, bu yaymalardan, konuşmalardan duydun mu? Bu işten vazgeçsinler yoksa kahri ilahi gelmesi kaviyen memuldur. Allah kahar olarak tecelli eder. Kahar ilahi tecelli eder. Başka dünyada ne olur sana?
Öyle iftira edenler, el cezao min cinsil amel sırrınca, öyle iftiraya maruz kalacakları cezai amelleri olmak ihtimalini düşünsünler. Sen bu yaptığın şeyi başına gelmedikçe sen ölmeyeceksin. Sana da yapılacak bu. Peki toparlıyorsak, bir, gözüyle görmüş, sonra bilmiyordum, bu saatten sonra bilmiyordum demeyin. Ne? Şakı şefede düşebilirsiniz. Evet, bu söylemeye düşmezsiniz ama şakı şefe neydi? Ya duydun mu Ahmet, İsmail duydun mu falan yerde böyle diyorlar falanca hakkında. Sormayacaksın, konuşmayacaksın. Bize bakan taraf bu. Yoksa hiç böyle zaten biz çıkartmayız deme, Allah düşürmesin, düşer. Bakın ama şu da var. Mutadid defa bazı derslerde söylemişim bu örneği, bu hadisi şerifi. Burada da söylemek icap ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gece Hazreti Ayşe validemizle bir yerde bir yere gidiyormuş. Sokaklaması yok. Bir de siyah çarşaf. Birkaç tane sahabe geliyormuş. Kim olduğu belli değil. Fakat tam yaklaştıkları zaman Resulullah olduğu anlaşıldı. Onlar da sahabe. Selamun aleyküm aleykümselam. Tamam, Resulullah yanında çarşaflı bir kadın. Geçi gidiyor. Bir iki adım attıktan sonra Ayşe validemize dedi ki sen burada dur. O geri döndü. Ya filaneler. Buyur ya Resulallah. Dur, durun. Durdu Ahmet. Kardeşler, şu yanımdaki kadın kim biliyor musunuz? Helal olan Ebu Bekir'in kızı Ayşe'dir. Estağfurullah ya Resulallah. Sana suizan mı edecektik? Yani şu akşam hangi kadını götürüyor? Suizan olur. Acaba kafa böyle. Kimi götürüyor? Kimse yok. Gece kimle gidiyor? Peygamber içinde olabilir diye. Peki sonra peygamber ne dedi? Tarihi cümlesini söyledi. Estağfurullah ya Resulallah. Size de mi deyince, yani bu itham hatırımıza mı gelir bize? Bizim de senin hakkında. O zaman şöyle demiş Ahmet. Müslümanın şeni odur ki suizan etmez. Ama suizana da vesile olmaz. Suizana da vesile olmayacağız. Akıldan uzak bir tarzda falan yere gitti veya intikamın kokusu olan 5 sene önce, 7 sene önce. Şimdi ne kadar neredeydin? Bak ne kadar hiç inandırıcı değil. 7 sene önce, 10 sene önce bana böyle demişti, böyle yapmıştı, böyle şey yapmıştı, böyle teklif etmişti. Hakikaten mi ya? 7 sene önce, 15 sene önce, 20 sene önce, 50 sene önce. Nereden çıkıyor? Bu akıldan uzak bir tarzda olsa. Akıldan uzak. İnsan ne zaman söyler veya ortaya koyar? İnsanın en çok etkilendiği an. 7 sene sonra, 3 sene sonra, 1 sene sonra insan etkisi mi kalır? Ha, o zaman intikam. Bu başka bir şeyin vitrine konuşudur. Başka bir şey var arkada, vitrine bunu koymuş. Mesela bir misal söyleyeyim. Bazı böyle görüyorsunuz böyle arkadaşlar, kardeşler soru soruyor. Ailevi oluyor, özel oluyor. Tamam. Ben ne diyorum onlara? Bunu geç. Bunu vitrine çıkarttığını geç. Arkayı söyle bana. Vitrine çıkarttığı ayrı, arkada sakladığı ayrı. Ha, evet, bunu nereden besliyorsun? Şimdi bir sene önce, 7 sene önce, akıldan uzak bir şey, 11 sene önce. Bana böyle dedi, böyle yaptı. Ya o zaman ya böyle düşünmüştü. 7 sene olmuş, 15 sene, 20 sene geçmiş, 50 sene geçmiş. Ya akıldan uzak. Niye? Bu intikamdır. Bu intikam kokusudur. Başka? Sarhoşu bulmuşlar. De ki şu kağıdı imzala, Said Nursi'ye ben gece rakı götürüyorum, fahişeler de gidiyor. Usta da 88 yaşında. Kapısında bekçi, içeride kendisi kilitlemiş, zehirle boğuşuyor, zehir vermişler. İstibdat altında bu iftirayı da yapıyorlar. Geçiyor ya emirdanda. Bir diyor, ne demiş sarhoşa? Sarhoş ne dedi? Tövbe demiş ya. Bunu kim imzalar demiş ya. Ben gördüm, bunu imzala demiş, sana para vereceğiz. Kafa da gidik abi, gidik olan ya. Gidik olduğu halde. Burada ne çıkarıyorum? Buna yaptılar da usta da. Bana sana yapmayacak. Ne yaptı usta abiler? Kamilekin. Hiç kal almadılar ki. Niye? Ne diyor? Bilhassa akıldan hariç bir tarzda. Usta da fahişeler içkiyle gidiyor. Hasan falan yere gitmiş. Fabrika çalmış. Falancanın parasını almış. Falancaya tövbe estağfurullah, şöyle yapmış, böyle yapmış. Dile getirmekte utanıyorum yani. Nedir bu? Akıldan uzak. Bu diyor kimlere yapılıyor? Ehli namusa. Bir ileriye götür. Bir diş de yukarıya. Ehli haysiyet sahibine. Biraz da ileri git. Ehli ilme. Niçin? Onunla pamuk ipliğiyle bağlı insanlar var ya, Müslümanlar. Bana bir şey yapsalar, sana yaptıkları gibi değil ki.
Benimle alakalı Risale-i Nur'a, dine muhabbet edenler pamuk ipliğiyle bağlı adamlar da var. Pat diye onlar da düşsün diye. Yani şöyle diyeyim. Risale-i Nur'a direkt hücum etmiyorlar. Bu elime vuruyorlar. Bu eli kırıyorlar, elimdeki külliyat düşsün diye. Külliyata direkt hücum etmiyor, münafıkla anlaşılır. Direkt Kur'an'a hücum etmiyor. Bu eli kırıyor. Affetsin beni. Örnek için yaptım. Bu eli kırıyor. Niçin? Bu eli bunun için kırıyor. Tutamazsın. Kur'an'a hizmet edenlere onun için yapılıyor. Direkt Kur'an düşmanlığındandır da. Fakat direkt yapamıyor. Şahsı yapıyor. Onu tutan. Çünkü Kur'an peygambersiz olsa, anlaşılmaz bir kitap, muallimsiz olsa manasız kağıttan ibaret kalır. Peygamber, Kur'an bile ama peygambersiz manasız bir kağıttan ibaret kalır. Risale-i Nur, vakıfsız, dershanesiz, ona sahiplenen, içtimaiyattaki samimi nurcular olmasa, bu nasıl dili biz olacağız? Ne yapıyor? Bunu direkt yapamıyor. Bunun dili kim? Bunun eli ayağı kim? Onu sustur, onu kır. Anladınız mı? Yani merak etmeyeceksin. Fermar çekeceksin. Merak etmeyeceksin. Ya ama acaba bir beni iyi dinleyin şimdi. Ya biraz doğruluk payı var mı ya bu işin be? Bu abi de şeydi zaten. Hemen hatırına gelecek. Emirdağ'da, ustada, sarhoşa dediler ki şu kağıdı imzala. Said'e akşam fahişeler rakı götürüyorlarmış. Bunu yaptılar mı? Yaptılar. Ayşe validemize yaptılar mı? Yaptılar. Bu abiye yapmasa gayet normal. Makbul olduğuna delil zaten. Ben Almanya'da da kalıyorum biliyorsun. 2004'ten beri oralardayız. 7 dakikadır en fazla uzun haber. Baktım saate. 10 dakika süren haber görmedim. Mahsus ben oturdum baktım. Anlamadığımı aldı. Merkel, Tayyip'e geldi, görüştü. İçerik yok. Görüştüler. Ciddi imzalar attılar. Tamam, haber bitti. Evet sayın seyirciler, bekliyoruz. Şu anda karınca Bitlis'ten kalkıp Antalya'ya giderken kanadı koptu. Orada koca sanayi devleti Merkel, Tayyip'le görüştü. Ciddi anlaşmalar imzaladı. Tamam. Bu sene Fransa şu kadar diyor. Bu kadar bitti. 7 dakika. Yani onun aklına sokuyor. Ya sokuyor. Bir şey adam oturup düşünsen olmaz. Mümkün ama değil. Ya diyor böyle bir şey de varmış. Ya taciz etti diyor, tamam mı? Taciz. Sonra diyor ki ulan Hasan da olabilir ya diyor. Taciz kafaya girdi mi? Hipnoz etti mi? Ya arabayı devamlı kullanınca ne oluyor biliyor musun psikolojide? Otobanda kullan, 2,5'tan fazla kullanmayın diyor, 2,5 saat en fazla. Şey oluyormuş ya, yol hipnozu deniliyor. Yol seni hipnoz ediyor, asfalt. Aynı şeyi duya, taciz, böyle şeylerde. Artık alışıyor, diyor İsmail, Emre, Hasan, Tahir Zübeyirler, Abdülkadirler, Ahmetler, şunlar bunlar. Artık sıradanlık oluyor, o zaman herkesi yakıştırabiliyoruz. Taciz, bir de birisini de buluyorlar. Kafadan biraz eksik, kırık olacak. Bir kadın olur, kız olur, yaşlı olur. Veya adam olur, çocuk, delikanlı, erkek. O biraz orta yaşta bilmem onu yaşlı, biraz kırık olacak. Biraz da kandırıldı veya korkutuldu, ne bileyim, çeşitli sebeplerle ona doldurtuyorlar. Kaset yani bir ayda. Hadi bir şey söylettiriyorlar. Bir ayda siliyor. Sanki aynı zamanda söylemiş gibi aradaki şeyleri siliyor. Bir anda mikrofon tuttuk dedik diye 2 dakikaya sıkıştırıyor. Bir hafta, bir aylık konuşması. Ya falanca sen orada koşarken, araba sürerken bak şimdi. Onunla alakası yok da silecek. Araba sürerken ne o araba? Ya hiç sorma, araba beni sıkıştırdı. Az kaldı. Kaza yapıyordum. Araba sıkıştırdı beni. Araba seni sıkıştırdı, tamam mı? Sonra sağa kaçtım. Burada ne trafiği anlatıyor. Araba sıkıştırdı demiyor. Orayı siliyor, sıkıştırdı diyor, orayı alıyor, tamam mı? Ondan sonra diyor ki mesela diye, tabii ya Tahir'le falan yerde görüştük yani beraberdik, derste beraberdik. Tahir'le derste beraberdik. Tahir'le yazıyor şeyi, dersi de siliyor, beraberdik. Ötekisini de getirdi buraya. Eydüz programıyla bunlar gayet, eskide bunlarla hükümeti düşürüyorlardı. Erbakan'ı böyle düşürüyorlardı. Erbakan'ı böyle düşürüyorlar. Yani eskide Türkiye'de bu teknoloji yoktu. Kadını yanına getirdi Erbakan'ın. Ondan sonra yürüyor caddede. Kadın koluna girmiş sokmuşlar. Yani bunların özelliği.
O kaçtı ya almaya bu medya. Kanal D, CNN, bizimle uğraşan kanal vardı ya. Aynı kanaldı. Adam o kaçtı. Öyle düşürdü. Ya bir gecede başbakan değiştiriyorlardı ya. Bu neyle? Medya şeyi. Kardeşim, istediğini istediğin gibi konuşturabiliyorsun, yapıştırıyorsun. Ben kendi dersimde öksürükleri, uygun olmayan kelimeleri, mesela şu dersi, uygun olmayan şeyleri mesela bana gelecek, abi bunu yayma, şu kelimeyi çıkart. Çıkartacağım. Konuşurken hani hiç sen anlamazsın ki şeyin düğmeye zaten. İsteyeni istediğini yaparsın filmle. Söylettirirsin mesela beni, görüntülü veya şeyi. Şeyde var, YouTube'da var yani mesela, siyasette misal vereyim. Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Akın'da o yiğittir, delikanlıdır, biz öyle adamız. Böyle der mi? Ama var video. İstediğin konuşturuyorsun ya. Ha, bir kadını veya kızı, bir delikanlı veya bir adamı istediğin gibi, istediğin kişi hakkında konuşturabilirsin. Sonra vay be, şu abiye de bak ya, şu veya şu kadına bak. Biz adam biliyorduk ya, ne filmler çeviriyormuş ya. Ulan dini de bahane yapmış ha. Şu cinayete bak, ne? Sen gidecek yerin yok ya. Hadi o tamam. Ama bu dersleri bilen adamsın. Ne yapman lazım? Sıslan. Çukur insan seni. Bir sen kendi malına sahip çıkmasan elin olur seni duman eder zaten. Niye uğraşıyorlar? Seninle direkt yapmıyorlar. Senin itimat ettiğin külliyatı da yapmıyorlar. Bunu tutan eli kıracaklar. Bu böyle kuraldır. Kur'an'a direkt hücum yapamıyor. Kur'an'a direkt hücum yok. Kur'an'ı tutan ele hücum var. Yani bu el kırılsın bu. El kırılınca bu da düşecek zaten. Bak kimi yapıyor usta? Gayrimüteşir söylüyor arkadaş. Kim yapacak? Bilhassa ehli namusa. İki, ehli haysiyet sahibine. Bilhassa ve bilhassa ehli ilim hakkında olsa. Bir de akıldan diyor, bilhassa akıldan uzak bir tarzda olsa. Niye yapıyor diye söyledi. Bu tür şeyler daha çok kadınların muhabbetinin ifratından. Zeliha Yusuf Aleyhisselam'a bu iftirayı düşmanlığından değil, eline geçmeyen aşırı muhabbetinin adavete, düşmanlığa dönüşmesindendir. Sonra ne diyor? Kadın kendi iffetini göstermek içindir. İkinci sebep o. Üç, hastadır, habbi kubbe yapan şizofreni halüsinasyon görür. Mesela dedim, hayal eder, düşünür onu, sevdiği kişiyi. Yatınca o cinsten rüyalar görür. Kalktığı zaman şeytan da, cinler de, ifritler de işine ona o rüyada gördüğünü ve hayal ettiğini, hayalini gerçek zanneder. İsmail bana taciz et. Niye? Makul bir şey de söyleyecek. Beraber orada oturuyorduk, yanıma geldi. İşte bana böyle dedi, böyle yaptı. Elini sürdü, bilmem ne yaptı. Elini sürdü. Kardeş, habbeyi kubbeyi görüp bu nevi şialar meydan alıyorlar ama... Bu işadan tövbe etsinler, yoksa kahri ilahi gelmesi katiyen me'muldur. Öyle iftira edenler, böyle iftiraya maruz kalacakları cezai amelleri olmak ihtimali düşünsünler. Sen yaptın değil mi? Allah'ın ayeti 24'de 16 gözüyle görmüş, 4'ten şahidi getiremedin. Sen de aynı şeye düşeceksin. Ben de aciz kalmışım. Mesela diyelim ki benim hakkımda yaptılar. Yani ne yapabilirim yani? Mesela adam benim durumumu biliyor, falancayı methetti diye ses kaydı yaymış. Böyle havalara uçuran ses kaydı yapmış adam. Ama bilen, ya bu kadar da bedihi bir şey uydurulmaz ya. Diyeceksin ki sen Allah'a havale. Ne yapacaksın? Ama ispata kalkma yani böyle bir şey olmadığına. Çünkü daha beter şeyi karıştırıyorsun. Hiç karıştırma. Bırak Allah'ından bulsun ya. Abi mesela Hasan diyor tokat yedi diyor. Lan tokat yedi belki Allah bir ona bir makam tayin etti. Ama ameliyle ona çıkamıyor. Allah ona bela ve musibet veriyor. Hastalık veriyor. Allah Resulü bu kadar sıkıntı çekti. Ustad 28 sene hapishanede yattı. 17 defa resmen zehirlenmiş. Tokat mı yedi? Haşa. Ne? Şimdi Hasan hapse girer kardeşim. Yiğit adammış girmiş. Boyun eğseydi girmezdi. Girmeyenler var. 1980'den beri sesli kasetlerimiz var ya. 80. Bu nasıl resmi savaşımız bizim Fethullah'la. 1991'de oldu. Rüştü abinin yanındaydım. Ben değil de Rüştü abi. Niçin? Risale sadeleştirilir, sadeleştirilmez. Bakın istersen Zaman Gazetesi'ne 1990 arşivlerini internete girin. 90, 91, 92. Hakkın hatırı için yazın.
Zaman Gazetesi. Bak göreceksin. FETÖ gazeteyle cevap veriyor orta sayfada. Rüştü abi broşür yapıyor. Risale-i sadeleştirilemez. Bizim onunla şeyimiz, çatışmamız, Nur cemaati bizim derken, Nur cemaatinin FETÖ'yle zıtlaşmamız, Risale-i Nur'u sadeleştirme namı altında kuşa çevrilmiş. Ne? Beşinci şurayı çıkarttı. Lozan'ı çıkarttı. Şualarda bazı müdafaları çıkarttı. Çıkarttı kardeşim ya. Beşinci şuayı çıkarttı şualarda. Lozan'ı çıkarttı sadeleştirme namı altında. El çabukluğu. Şualarda bazı müdafaları çıkarttı. Malum zatın isimleriyle alakalı ustadın bütün mektuplarını çıkarttı. Yani onlar nasıl bir şey barışık olacaktın ki? Phil Moria diyen bir programla ben kendi sesimi istediğim yapabiliyorum. Kesiyorum o kelimeyi oraya oraya. Bir saatlik işim o kadar ya. Yani Süfyanettin dördüncü rüknün bir derse bakın ya. Ama bizim derdimiz sen tuzağa düşme. Sen kardeşlerini çabucak ve ucuza terk etme. Bir daha. Sen kardeşlerini iki. Çabucak ve ucuza. Ucuz böyle kalitesiz, markasız söylemlerle, yazılarla, ses kayıtlarıyla, montajlarla terk etme dostluğunu. Olamazsın sonra. Bir insan bulunmuyor. Kaç senede bir insan yetişir. At çamuru, kalması izi kalır ya. Size bir şey söyleyeyim mi? Ve ondan sonra nesi kapatıyor. En tesirli, en acımasız, en kolay ve herkesi etkileyen silah iftiradır. En tesirli, en kolay, herkesi etkileyen ve en acımasız, inanmasa bile izi bırakan iftiradır. Bunu yapıyorlar. Medya yoluyla yapıyor. Hem de en sevdiğin kişilere, yani onun vasıtasıyla Kur'an'a ve İslam'a, peygambere muhabbetimiz var veya daha değişik boyutta tanıyoruz. Vay, o hocam da mı ya? O da mı ya? Yazıklar olsun bunu söylüyorsan sen. O da mı? Lan ne alakası var ya? Ya sen bilmiyor musun? Kesiliyor, doğruyor, ortası çıkıyor. Ses kayıtlarını istedikleri gibi yapıyorlar. Hükümeti indiriyorlar. Ya. Abi o da bir şey mi? 9-11, bu 9 Eylül tamamen fake. Orada iki tane uçak da yok. Bilimsel olarak ispatlanmış bir şey. 9 Eylül de öyle bir şey de yok. Evet. Öyle bir şey yok. Kesinlikle. Amerika'dan söylüyor. 10 saniyede 110 katlı bina düşürülemez. Eğer bir bomba olmazsa. Her kata bomba yerleştirilmiş. Bunu Amerikalıların kendisi söylüyor zaten. Bir de abi 1959'da Ay'a da gitmediler. Şimdi mesela Elon Musk Ay'a gitmeye çalışıyor. Dünyanın etrafında bir kuşak var. Onu aşamıyorlar. O zaman eğer 1959'da gittilerse niye gidemiyorlar? Yani o 1959... Kardeşim Ay Amerikan bayrağı koymuş. Bakın bayrağı rüzgarla dalgalanıyor. Ay'da rüzgar mı var? Bunu Almanlar bulmuş. Lan Ay'da dalgalanıyor. Ay'da rüzgar hareketi mi var? Bunu ben söylemedim. Almanlar söylüyor. 5 tane hata bulmuşlar. Sahte yani. Bu işte Amerika'dan kendi söylüyor hocam. O ikiz kulelere her kata bomba koymuşlar. O sahnede mi iner? Hepsi yalan. İslam devletlerine girmek için. Bunu yapan hizmet edenlere yapmaz mı? Niye inanıyorsunuz? Yani biz eşek olursak semer vuran çok olur kardeşim. Bu büyük zatların sözüdür. Sen eşek olursan sana semer vuran çok olur. Olma. Nimetinin kadri kıymetini bil. Ucuza ve çabucak dostlarını terk etme. Ucuza ve çabucak. Niye terk ediyorsun ya? Az bir insanla dost olabilmek için onunla ya ticaret, ya seyahat, ya yemek yemiş. Ne kadar ömür vermiş. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak ikinci yanda aziz eylesin. Cenab-ı Hak esmalarının hürmetine, Allah'lığın hatırına, ehl-i imanı, hasreten nur talebelerini ve bizi bu şeye düşürmesin, bu tuzaklara, bu zulme, bu iftiralara. Allah bizi hafız ismi hürmetine muhafaza eylesin. Düşen kardeşlerime merhamet eylesin. Allah onları aziz eylesin düşmüş. Allah onların makamlarını yüce eylesin inşallah. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi hürmetine bütün ehl-i imanını haseten Müslümanların ve nur talebinin amin diyenlerin günahlarını affı ref eylesin. Yübedülullahi seyyiatı hasene sırrına mazhar eylesin. Ve iştirak-ı amali uhreviyeden hissimizi ziyade eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.